Gezenti programından herkese merhaba. Ben Berin Özsoy. Bugün Kandıra yolu üzerindeki Çayırköy mevkiinde bulunan Talha Aydeniz'in sahibi olduğu Beyaz Evler restoranattayız. Burada özellikle köftesiyle öne çıktılar. Gerçekten herkes köfte yapıyor. Fakat gerçek köfteyi anne elinin değmiş olduğu, ona yakın lezzette olan köfteyi çok az yer yapıyor. Talha Bey de köftesinde çok iddialı. Sadece köftesi değil, diğer çeşitleri, et çeşitlerinde de, kahvaltısıyla da çok iddialı. Burası yeşillik içinde olan bir yer. Bahçesi var. Temiz havada yemek yiyebiliyorsunuz. Tabii bu köfte bu kadar iddialı olunca biz de bunu tatmak istedik. Tattıktan sonra ben size tekrar gerçek fikrimi söyleyeceğim. İyi seyirler. Beyaz Evler Restoranı'nın sahibi Talha Bey ile beraberiz. Merhaba. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Talha Bey, çok güzel ürünler görüyorum ve siz özellikle köftenizle öne çıkıyorsunuz. Evet. Ama tabii diğer ürünlerinizde iddialısınız. Evet. Şimdi önce bize biraz kendinizden bahsedin. 1983 İzmit doğumluyum. Baba mesleğim olan mutfaklardan bu yaşıma kadar hala mutfağın içinde yetiştim. Hala da yetişiyorum, devam ediyorum. Yaptığımız ürünlerin ekmek dahil çoğu kısmını kendim yapıyorum. Yanımızda usta çalıştırsak da kendi demolarımızla beraber onlara yaptırıyorum. Özellikle köftenin et seçiminden ızgaraya gelen kısmına kadar kendim yapıyorum. Izgara kısmında ızgaracı usta çalıştırıyorum. Hayvanı kendimiz bu civar köylerden aldığımız için hayvan seçimini doğru yaparsak antikotumuz da güzel çıkıyor. Kuzuyu yine bütün kuzu alıp pirzolasını kendimiz çıkarıyoruz. Yine seçimini güzel yaparız. Yağsız ve pirzolaya. Ekmeği kendiniz yapıyorsunuz. Ekmeği kendimiz yapıyoruz. Ununu Eskişehir'den alıyorum. Çok farklı sarı bir un. Güzel de bir un. Tam ekmek unu. Ve lezzetine de kefilim. Peki kahvaltı da veriyorsunuz. Serpme kahvaltımız da var. O kahvaltı nasıl oluyor? Kahvaltımızın içinde yani zeytini, peyniri vesaireyi daha saymayalım. Ekstrası. Ben ekstra size bir dartı dediğimiz buranın yöresel ürünü, evet, olan daha doğal, %100 doğal bir ürün. Bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Bu ürünün yapımı, sofraya gelene kadar olan emeğinin değerini yani miktar olarak ödeme şansımız yok normal şartlarda ama. Hı hı. Biz yine de buna bir miktar koymuyoruz. Sadece lezzetsel açıdan, evet, tanınsın, bilinsin diye uğraşıyoruz ve bir de gözlememiz var. Artı bir de el açma. Hazır yufka kullanmıyoruz. Benim dükkanımda hazır ürün yok, kullanmıyoruz. Her şey sabah var. Açık büfe kahvaltı, sigara böreğinden, patates kızartmasından tutun. Yöresel ürünümüz dartıdan tutun. Köftemizi işte bir yerden köftelik kıymayalım. Öyle bir şeyimiz yok. Hayvanı tamamen kesiyoruz. Yumurtamız sadece ama yarı yarıya o da. Çok şey değil, böyle çiftlik yumurtamız değil. Peki şimdi bu yemeklere geçeceğiz de şimdi kahvaltıyı hemen bir konusunu geçirelim diye soruyorum. Bir kahvaltı kişi başı ne kadar oluyor? 32 lira. Bunun içinde sıcaklardan bir seçmeli bir tane var. Dartımız galiba sabit. O sabit. Gözleme sabit. Gözlememiz sabit. Hafta sonu. Hafta gözlememiz sonu sabit. Sıcaklardan da melemen, omlet, sucuk tava seçmeli ya da sucuklu yumurta. Yani bir kişi çok rahat doyuyor. Çok rahat. Çay serbest. Çayda sınır sınırsız yok. Tamam. Çayda sınırımız yok. Peki. Kahvaltı sonrası kahve ikramımız var. Hı hı. O da tamam. Onda da bir şey yok. Güzel. Yani sınırımız yok. Şimdi çok güzel bir mekan burası. Evet. Bahçe içinde olması çok güzel. Yeşillik, çocuklu da gelebiliyor insanlar. Tabii tabii. Peki rahat rahat bu çimlerde oynatabiliyorlar. Çok rahat oynayabiliriz. Çocuklarımızı burada oynatabiliriz. Plastik oyuncaklarımız var. Evet. Onları da gün aşırı dezenfekte ediyoruz. Var. Özellikle evet, çocukların oynadığı 2-3 oyuncağımız var burada. Onları devamlı dezenfekte ediyoruz. Evet. Elimizden geldiği kadar hijyene, bardakların mesafe aralıklarını dahi biz ona göre yaptık. Elimizden geldiği kadar biz dikkat ediyoruz. 6 kişilik masada işte 4 kişi oturtuyoruz. Zaten normalde yönetmeliğe uygun. Yönetmeliğe uygun. Elimizden evet geldiğince biz dikkat ediyoruz. Evet. Çimleri her gün sabah burası açılmadan önce, hı hı, çimleri özellikle ilaçlıyoruz. Kapalı alan peki kışın nasıl? Kapalı alan kışın tam 200 sandalyemiz var içeride. Evet. Aynı anda 200 kişi. Yeni yönetmeliğe göre de 150 kişiye düşüyoruz. Sanıyorum mescit var. Mescidimiz var. Abdest alma yerlerimiz, evet, var. Evet. İçeride evet çocuk oyun grubumuz var. Ben şimdi sunumumu yaparken gerçek fikrimi söyleyeceğim dedim. O yüzden şimdi köftenizden tadıyorum. Yani acizane biraz da anlarım bu işten. Tamam. Ben şimdi sayın seyirciler size fikrimi söyleyeceğim. Gerçek fikrimi söyleyeyim mi? Gayet çok rahat. Ben de bir o kadar rahatım.
Vallahi anne köftesi bu. Gerçekten. Bakın yani burada böyle bir program yapıyorum diye söylemiyorum. Beğenmesem üstünden geçerim. Yani bu da bunu da beni bilen bilir. Anne lezzeti var içinde. Artık bıktık. Katkılardan, köftecilerin katkılarından bıktık. Fiyat da çok uygun. Evet. Yani damakta böyle yağ bırakmıyor. Asla. Böyle akışkanlığı çok iyi. Evet. Etin tadını aldım. Soya yok içinde. Kesinlikle. Şey etin tadını yani annemin yaptığı, benim yaptığım, ben de bir anneyim. Benim yaptığım ekmeğimiz mi bu? Evet. Etli ekmek, Mevlana bıçak arası. Şimdi ben Konya'da yedim etli ekmek. Mevlana'da yedim. Konya lezzetlerini %100 olmasa da %98 buraya taşıdık. Evet. Yani yediğim için de aşağı yukarı bilirim tadını. Eskişehir'in ne özelliği var? Eskişehir'in onun? Babamdan yana çok özelliği var. Babam bizi yetiştiren beni babam. Hı hı. Özellikle adı? Ekrem Usta. Yaşıyor. Diğer lokantamızın başında duruyor. Yıllardır lastik fabrikalarında tatlıcı ustası olarak çalışmıştı. Onun bir sloganı vardı. Eskişehir unundan yeni çıktı fırından diye. O slogan benim çocukluğumdan beri beynimde yer yaptı. O yüzden böyle hep Eskişehir'e gider unu oradan alırım. Doğru iş mi yapıyorum? Evet ben doğru iş yapıyorum. Maddi açıdan da doğru iş yapıyorum. Aldığım ürün açısından da doğru iş yapıyorum. Fabrikasından alıyorum unu direkt aracı kullanmadan hem maddi hem de ürün açısından doğru iş yapıyorum. Ekmeğimiz biraz sarımtıraktır ama çok lezzetlidir bu ekmek. Yani daha doğrusu Anadolu'nun aynı undan Anadolu'nun o esmer buğdayının lezzetini İzmit'e taşıdım. Yani o kepeği dahi Eskişehir'den alıyorum. Evet. Yani kokusu bile farklı. Şimdi ben ben bu çekimleri yapıyorum ama aslında ben diyetteyim ve ekmek yemem. Şimdi ekmek yemeyen birine bunu önerir misiniz? Kesinlikle. Unumuzun içinde biliyorsunuz bir sürü katkı maddeleri var. Siyes ununu bu. Sistein denilen bir madde var mesela onların ne? İçinde. Sistein denilen bir madde var. Bazı unları güçlendirmek için, içine akıcılığı artırmak için kullanılan madde. Ve daha fazla kaliteli unları kaliteli yapmak için içine atılan bir sürü katkı maddeleri var. Bu en aza indirgenmiş hali. %100 olmasa da %80'lerde en aza indirgenmiş hali. Bu unumuz mesela gözlemede sapsarı duruyor. Gözleme açan bizim bu civar... Aynı undan yapıyorum. Farklı un kullanmıyorum. İsteseler de kullanmıyorum. Ustalarım zorlasa da kullanmıyorum. Kullanmama sebebim biz insanların masaya koyduğumuz her ürünle direkt midelerinin muhataplarıyız öncelikle. Daha sonra lezzetlerinin, damak tadının muhatabıyız. Damak tadını belki verebilirler ama midelerinin hesabını biz kimseye veremeyiz. Evet. Ben önce müşterimin midesini doğal ürünle, doğru ürünle korumak zorundayım. Yani miden yediğinden yanmayacak. Kesinlikle. Köftede de iddia ediyorum. Reflü olan, işte hafif de olsa gastrit hastalığı olan, mide ekşimesi olan, geriye veren kişileri özellikle buraya çağırıyorum. Hı hı. Köftemden yediriyorum. Dönüşünü çok muhteşem bir şekilde alıyorum. Süper. Kesinlikle hiç kimse rahatsız değil. Köftemden yiyenler. Şimdi biz tabii çekim için hepsinden burada hepsinden birer yaptık, evet. Bunlar. Birer gerçek porsiyonlarımız. Gerçek porsiyonlarımız. Tamam. Köftemiz 6 adettir. 250 gramdır. Kanadımız tamam. 8 adettir. Yaklaşık o da 250 gram geçiyor bazen. Evet. İşte kanadı tam tutturamıyoruz. 250 gram. Evet, antrikot yine aynı. Gramajlarımız hep aynı. Gözola da aynı. Evet. 250 gram. Ben buraya hemen bir köfte yemeye geldim. Evet. Köfteyi söyledim. Bir porsiyon. Evet. Yanında ne veriyorsunuz? Şu dört tabağımız yanında verdiğimiz, verdiklerimiz. Ezme. Biber sosumuz. Biber sosu. Haydarimiz. Evet. Balımız. Bal ve tereyağı. Tereyağımız. Ve salata çeşidi. Salata çeşitlerini gösterdi. Evet. Gerçek boyut mu bu salata? Gerçek boyut. Gerçek boyut. İki kişi bunu yiyebilir. İki kişi çok rahat. Kişi evet. İki kişilik gerçek evet. Boyutlu bir salatamız. Peki ne ödüyorum? 22 lira köfteye ödüyoruz. 8 lira salataya ödüyoruz. Bunun yanında artı içecek ücreti ödüyoruz. Yani ayranı koyarsak 5 lira da ayran ücreti ödüyoruz. Hepsi bu. Yani 22, 30 lira içecek. Aşağı yukarı yani 35 liraya 35 buradan. 35 liraya doyuyorsun. Çok ben rahat. Gerçekten köfte yani öyle küçücük değil. Doyurucu. Evet. Ekmeğimizde sınır yok. Ekmeğimizde yani sınır yok. Ekmeklerimiz özellikle su, küçük suları da ücrete çok tabi tutmuyoruz. Ekmeğimizi müşterimiz geldiği anda fırına atıyoruz. Aynen. Sıcak servis güzel. Yapıyoruz. Yani biriktirme ekmek kullanmıyoruz burada.
her ne kadar burası dolu da olsa aynı işlemi yapmıyoruz. Pirzola kuzu pirzola. Kuzu. Herhalde. Peki onun fiyatı ne? 35 lira. Pirzola 35 lira, salata 8 lira. Evet. İçecekler bir 50 liraya sanıyorum kişi başı pirzola yiyince çıkar mı? Bulmaz bile. Bulmaz. Bulmaz bile yani yoğurdunu alması lazım. Yoğurt da var değil mi? Evet. Ben göremedim burada yoğurt. Gelir güveçte yoğurt. Vanda yoğurdu mu? Onu da mı Kandıra'da? Evet. Bak o çok önemli yoğurt. Bizim yoğurdumuz da kaliteldir yani. Çok. Peki şey diğerleri? Yine aynı antrikotumuz 35 lira. Külbastımız 35 lira. Evet. Tavuk şişimiz o ucuz 15 lira. Valla bunu yani bunun yani, yanında bunu tercih eder mi kim? Ediyor yani et yemeyen iki arkadaş geliyorlar. Evet, et yemeyen yani. Tabii et yemeyen arkadaşıyla geldiğinde bir alternatif olsun diye ben tavuk kanat koydum. Peki etli ekmek? Etli ekmeğimiz. Bu mudur tek olarak? Evet şu etli ekmeğimiz. Ortadaki evet. Mevlana'mız. Mevlana. Köşedeki bıçak aramız. Bıçak aramız 25 lira. Evet. Mevlana'mız 20 lira, etli ekmeğimiz 22 lira. Çok güzel. Lahmacunumuz, evet. Yani şu, bakın. Valla lahmacun... 7 liraya veriyoruz. Öyle mi? Evet. Valla bunun soğanını ayarlıyorsunuz değil mi? Bakabilirsiniz. Ben... Deneyeceğim. Yani şunu soğan yoğunluklu, gerçi onun hayır. Bir öğretmenliği çıktı galiba. Hayır, hayır. Soğan yoğunluklu. Şimdi lahmacun... Genelde. Yöre yöre değişiyor lahmacun. İşte Antepli ustamın... yaptığı lahmacunla işte Diyarbakırlı ustamın yaptığı lahmacunla Urfalı evet. Ustamın yaptığı lahmacun biz nereli Mardinli, lahmacunlu biz Urfalı ustamızın lahmacunlarını yiyoruz. Tamam. Ancak dediğim gibi benim demo çalışmalarım ve benim verdiğim reçeteyle yapıyoruz. Yani siz her şeye hakimsiniz. Şu anda mutfak konusunda her şeye hakimim. Şimdi diğerlerini de tadacağım ama siz köftede çok iddialı olduğunuz için evet. Haklı da görüyorum şu anda o iddianızı. Bu başarı tabii ki kolay değil. Kolay, kolay da gelmedik. Değil, mutlaka değil. Ama belli ki bu işi çok seviyorsunuz. Tabii tabii. Çünkü şu damak var ya, tabii, tabii. Şu damak tadını insanları mutlu etmek çok zordur. Ama siz kendinize güveniyorsanız herkes mutlu olur. Bu bir çok özgüven daha. Değil. Aslında bilmektir. Bir bilgi, beceri ve sevmek. Mayamız o. Bu yani işi mutfağı sevmediğin zaman mutfakta başarılı olma şansımız yok. Sayın seyirciler şimdi aşağı yukarı menüleri gördünüz. Burası Kandıra yolu üzerinde. Kandıra'ya giderken sağ tarafta. Zaten görürsünüz. Çok şık, çok sade, çok duru. Bir yer burası. O beyaza da boyamışsınız evet. Restoranı. Böyle hakikaten ev gibi olmuş. Mutlaka buradan geçerken mutlaka görmüşsünüzdür. Ama bir de girin. Böyle kalitede bir köfteyi bu şu dönemde özellikle yani ekonomik sıkıntı döneminde evet. Uygun yapmanız için yaptığınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Herkes yiyebilir. Gönül rahatlığıyla yiyebilir. Hem de açık bir ortam. Çok güzel. Mis gibi. Evet. Pandemi de burada yok. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. İnşallah emeklerinizin karşılığını görürsünüz. İnşallah. Ben teşekkür görürüz. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yemeğe biz devam edeceğiz. Herkesi buraya bekliyoruz. Ben öneriyorum. Ve şimdi bu güzel yemekleri de afiyetle yiyeceğim. Hoşçakalın.